Selam dostlar. Bugün düz keseri nasıl kullanacağız onu göstermek istiyorum. Kendimce. Öncelikle keseri bilemeden geçiriyoruz arkadaşlar. En güzeli keseri bir yere dayamak gerekiyor. Bu şekilde. Daha doğrusu şu şekilde. Arkasını kontrol ettiğinizde çapak varsa düz olarak alacaksınız arkadaşlar. Düz. Ben E ile gösteriyorum. Hatta bazıları zımpara kullanabilir. Taş kullanabilirsiniz buraya. Burası elinize çapak gelmeyecek arkadaşlar. Evet. Keserle özellikle budaklı ağaçları nasıl kesebiliriz? O konuda bir çalışma göstermek istiyorum. Deneyelim budaklı ağaç. Çünkü budaklı ağaçtan da kaşık olabilir arkadaşlar. Bir noktaya kadar geldim. Tekrar ters tarafa geçiyorum arkadaşlar. Bakın çok zor, kuru bir ağaç bu. Özellikle şimşirlerde çok budak olur. Ters geçiyoruz. Çok sert olmamak gerekiyor bunda arkadaşlar. Şekilde budaklı ağaçlardan şöyle kaşık olur, süzgeç olur arkadaşlar. Genişse özellikle delikli olur. Evet. Kütüğümüz olmalı veya çok sağlam bir masamız, mutlaka dengeli olmalısın. Bana çevirir misin? Düzgün durabilmesi bile düzgün durabilmek gerekiyor arkadaşlar. Kolunuz rahat olmalı. Evet. Biz kaşık uğraştığımız için kaşığa yönelik çalışma yapıyoruz. Evet. Uç kısmından inceltmeye başlıyoruz. Şimşir ne kadar kuru olursa olsun, çok iyi bir kesemiz varsa mutlaka onu kesebilirsiniz. Sadece içine oymada biraz zorlanabilirsiniz. Onu da zaten söylemiştim, suya bırakıyorlar diye.
Keseri bakın ben ortadan tutuyorum. Kimisi böyle tutarsanız keserin kontrolü azalır. Şu tarafın. Toparlama yapıyoruz arkadaşlar. Kaşığınızın oval kısımlarını yapabilmek için yavaş ve dikkatli vurmanız gerekiyor arkadaşlar. Şu şekilde toparlama vuruşu. Bakın keseri birazcık daha ileriden tuttum burada. Yay gibi. Aynı şekilde kavis bölümünü zaten çoğu eski takipçiler biliyor. Yavaş vuruyorum arkadaşlar göstermek için. Bilmeyenler tabii ki olabilir. Evet arkadaşlar. Keser vurmak çok çalışmaktan ibarettir. Antrenman yaparak keser vuruşlarınızı keser aslında normalde sapından çıkarılıp bilenmesi daha iyi. Döner zımparada zaten bilenmesini göstermiştim. Kesenizin bu kısmı bilenmeli. Bu kısmı daima düz olmalı arkadaşlar. Kaliteli bir keseriniz varsa yıllarca size kaşıkta dostluk edecektir arkadaşlar. Dediğim gibi keser vuruşları, budaklı ağaç nasıl kesilir? Kısaca göstermeye çalıştım. Ağır. Biliyorsunuz bizim burada çivi sökme yerimiz yok. Açısı birazcık daha farklı. Bunlara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bir de tabii ki kaşık yapmak için önce insana moral gereklidir. Çünkü dikkat gerektiren bir iş. Tabii ki bu morali oturmadan önce moralin yerine gelmeli. Moralsiz bir iş yapılması iyi bir şey değil. Çünkü kazalara meydan olmaktadır. Veyahut da yaptığınız kaşık düzgün olmaz. Bunu söyleyebilirim arkadaşlar. Çayımın içine şimşir yongası kaçmış. Ama bunu da içebilirim. Çünkü atölyeyle uğraşan insanlar belli miktarda toz yutmaktadırlar.
Şimşir tozu mideye zararlı değil ama çam hariç. Evet arkadaşlar. Söyleyeceklerim bundan ibaret. Fazla tutmak istemiyorum sizi videoların başında. Hepinize selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Hoşça kalın.